Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uçaklı uçaklı şekilli şükürlü duyum verecektim ama yani o introyu biraz geçsin öyle verelim. Şimdi ilk haberle başlayalım. Fenerbahçe'de küllenen aşk dembele. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet için girişimlerini hızlandırdı. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani Fenerbahçe'nin ilk kapı Fenerbahçe'nin muhtemelen transferdeki ilk kapı büyük ihtimalle forvet olacak. Yani transferdeki ilk kapı forvet olacak desem yalan söylemiş olmam. Çünkü çok uğraşılıyor. Onu söyleyeyim. Ortaya sürpriz bir isim geldi. Musa Dembele. Daha doğrusu Dembele yeniden gündeme geldi diyeyim. Şimdi öncelikle teknik direktörümüz artık Jorge Jesus. Bu bir kesin. Artık konuşurken Jesus'un kesin olduğunu söyleyerek konuşalım. Ve Arsenal'den ayrılan Lacazette ile Lyon büyük ölçüde anlaştı. Bana birçok arkadaşım şeyi sordu. Lacazette Fenerbahçe'ye gelir mi diye? Şöyle söyleyeyim. Ben size Lacazette'i yalanlamam. Gelmez demem. Ama gelir demem. Ben açık söyleyeyim ya, yani dürüst konuşacağım. Biz La Gazette nabız yokladık mı yokladık. Gerçekten yokladık. Hatta ee, Jesus öncesi yokladık. Hatta Jorge Jesus'un gelebileceğini söyledik ama bizden istediği para maalesef hani ee, belki bizim 3 futbolcumuza 4 futbolcumuza hani en çok para alan 4 futbolcumuza verebileceğimiz paralardan o yüzden hemen hemen imkansız oldu. Zaten gelmeyeceği hemen hemen kesin gibiydi ama imkansız oldu. Hocam Mesut Faktörü. Ya Mesut Fenerbahçe'nin dostu olsaydı Kolasinac başka takıma gider miydi? Mesut Fenerbahçe'nin gerçekten dostu olsa Lacazet başka takıma gider miydi? Bu dediğimi unutmayın. Kulağınıza küpe bu. Hocam sen de Mesut'a laf sokuyorsun. Laf sokarım derinden. Mesut oynar yerinden. Ya manyak mısınız? Böyle, böyle sokak ağzıyla esprim mi Şey mi yapacağım? Yok laf soktum ettiğim yok arkadaşlar. Bak lakazet görüşüldüm. Hani ben 4 4.5'a dünden razıyım. Ya yani 4 milyon euro istesin dünden razıyım. Lan bas parayı al. Hatta şunu söyleyeyim. Lakazet bir forvet, Valencia diğer forvet, Serdar Dursun 3. forvetesinde ben okeydim. Çok net okeydim. <laughs> Ama 4'ün 1.75'ten çarpımından daha fazla istedi diyebilirim. Neyse. Lyon büyük ihtimalle Lacazette anlaştı. Diyor haberden. Fransa ve Mali vatandaşlığı bulunan Dembele'de de gönderilebilir hocalar arasında eklendi. Fenerbahçe'de düğmeye bastı. Şimdi Fatih Kasiz'in haberinde yer alana şeye göre Fenerbahçe geçen sezon çok uğraştı fakat Lyon'la anlaşma sağlayamadı. Fakat bu sefer Jesus'un kararı önem taşıyor diye. Şimdi ben Lacazette'i ekrana getirmeyeyim 2 saat uğraşmayayım. 28 Mayıs 91 doğumlu 31 yaşında 1.76'lık Santrafor 20 milyon euro piyasa değeri var. Aslında tam bizlik. Tam bizlik. Attığı gol sayısına bakın. 36 maçta 6 gol 8 asist 2101 dakika. Yani Mustafa Hoca tabiriyle 23 maça çıkmış. 6 gol 8 asist. Gayet iyi. Kanatlarda mı oynattılar genelde diyeceğim de yani bu kadar asist. Bir de Dembele'yi söyleyeyim. 12 Temmuz 96 doğumlu 25 yaşında 26 olacak 183 Santrafor da 20 milyon euro piyasa değeri var ancak 2023'e kadar sözleşmesi var Şimdi Dembele Atletico Madrid'e kiralandı geçen sene geri geldi Bu seneki Dembele'nin performansı 36 maç 22 gol 5 asist 2696 dakika yani yaklaşık 2700 dakika 30 maç gibi düşünün 22 gol 5 asist Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> hani Sherlock konuşuluyor, o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Bana desinler ki Dembele'ye 8 milyon euro ver, al, ben okuyayım. 12 milyon euro ver, al, ben yine okuyayım. 14 milyon euro verin, alın ben yine okuyayım Dembele'ye. Tam bizim aradığımız forvet. Tam bizim aradığımız forvet. Lyon Lacazette'le anlaştı diyor. Şimdi Lyon'la Kazetti anlaşma sağlayıp Dembele'ye istersen ayrılabilirsin diyorlarsa bu haber palavradır. Ya gerizekalı mı adam? Ya neredeyse 30 maçta 30 gol katkısı olan futbolcuyu göndermek gerizekalılıktır ya. Söyleyeceğim sözleşme bitimine 1 yıl kaldı. Ya en az 30 milyon euro para isterler Dembele'ye. Siz ne diyorsunuz ya? En az 30 milyon euro para isterler. Yani hem Lacazette hem Dembele'yi unutun. Açık söyleyeyim. Jesus'un yönetime söyleyemediği gizli Mesut Özil sözleri. Hani ben Mesut Özil'e söyledim ya. Şimdi siz bana yükleneceksiniz. Mesut Özil düşmanı hoca falan filan diye. Alakası yok. Şimdi Jesus imza teröründe bir şeyler söyledi ama detaylı Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan ulaşmış. E, Jesus'un Mesut Özil'i veto ettiğini yazmış. Allah Allah. Ya bu bilgi bizim için çok sıcak bir bilgi. Şimdi diyor ki basın toplantısının köşesine yazmış. <laughs> yani Jesus'un daha gelmeden Mesut'u düşünmediğini ve veto ettiğini yazmış. Tabii ki Hürriyet Gazetesi'nin satın alarak ya da internetten bularak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ama dikkat çeken bölüm şurası. Mesut gidecek mi kalacak mı? Bana gelen bilgi net. Jesus özili veto etti. Jorge Jesus Fenerbahçe'de ne kadar başarılı olur? Nasıl bir Fenerbahçe düşünüyor? Ben Ali Koç yönetiminin aldığı Cesur kararını çok olumlu buluyorum ve destekliyorum demiş. Sen destekleme yani. Asıl soru şu. Cesur nasıl bir karar alacak? Yani bu konuda en önemli nokta aslında belirleyici nokta Mesut Özil. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması sonra Fenerbahçe yükselişe geçti değil mi? E bu kararın son haftalardaki yükselişte de en önemli rol oynadığı ve Salih onlar ayrıldıktan sonra takım olduğunu Artık herkes gördü değil mi? Aldığım bilgiler Jesus'un da aynı kanatta, kanatlı olduğu yönde diyor. Dün basın toplantısında yönetimin aldığı kararın yanındayım dedi. Bu düşüncesini toplantıdan iki gün önce yöneticilerle yaptığı görüşmede de ifade etti diyor. Yani takım üstündeki otoritesini şimdiden göstermiş oldu mu? Oldu. Peki bağlar tamamen koptu mu? Koptu. Bazı arkadaşlar hala Mesut'un affedileceğine inanıyorlar ama Beklesin dursunlar bakalım. E, ee, Jesus imza töreninde ne dedi? Futbolda geçmişte başarılan şeylerin çok önemli olduğunu, çok önemli olduğunu ifade ediyor Jesus. Hocalar, oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizi bugünkü referansınız oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım diyor. Yani çok 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 net bir cümle değil mi? Mesut ne demişti? Yani Jesus'un uçağından yarım saat falan önce kalkıştan. Sosyal medya hesabından dedi ki. Son günlerde kariyerim ile ilgili yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapma zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan... Ben de burayı anlamıyorum. Senin zaten ücretini orada Arsenal verdi. Ya anlamı yok ki. Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3,5 yıl bir kontrat imzalayarak kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum. Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca yavul yavul çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Amerika, Almanya'dan geldim. Bitbox yapacağım Acun abi. Neyse. Gerisini okumuyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Jesus'un şu karar vermesinin bile ben hocayım olarak adlandırıyorum. Hocam sen de şimdi Jesus'u beğeniyorsun ya. Adam tuvalete gitse diyeceksin ki bak hoca böyle tuvalete gider. Ya o kadar da değil ama ya otoriteyi belli ettim. Şimdi Valencia. Yine Jesus demişken Valencia'ya da ele alalım. Enler Valencia için onay vermiş. Bakın gözler şu anda Valencia'da. Ve Berisha'da. Fenerbahçe'de. Serdar Dursun rahat. Serdar Dursun seriyede devam ki. Milli takımda da golünü attı. Tebrikler. Yani 100 dakika oynayıp 5 gol atmak milli takımda. Herhalde dünyada böyle bir istatistik yok. İlk 100 dakikasında 5 gol atan hiçbir futbolcu yoktur diye düşünüyorum. Abi de iki tane de net kaçırdı. Birini offside dediler ama gol olsaydı sayma, saymak zorundalardı. Var vardı çünkü. Şimdi Jesus getirilmesinin ardından gönderilmesi düşünülen isimlerle ilgili bazı açıklamaları var, bazı düşünceleri var. Bunlardan biri Valencia. Şimdi akşam gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe artık Valencia ile karar verdi. Vedalaşma, hazırla, vedalaşma hazırlığındalar. Geçtiğimiz sezonun ilk döneminin vazgeçilmezi olan Valencia. Daha doğrusu geçtiğimiz iki sezon öncesinin vazgeçilmezi olan Valencia. 2021-22'nin ilk döneminin vazgeçilmezi olan Valencia yaşadığı sakatlıktan etkisiyle formayı kaybetti. Sonradan bir döndü ki futbolu unutmuş gibi. İsmail Kartal'la da bir dönem bir sıkıntı yaşadı. Bir sorun yaşadı. Ve Valencia yönetim tarafından gözden çıkarıldı. Zaten sözleşmesinin son yılına giriyor. Bazı talipleri de var. Fenerbahçe elden çıkarıp 2-3-5 artık neyse para elde etmeye bakıyor. Ama Gidişinde kolaylık sağlanılacak. Çünkü 32 yaşında. Ee, Valencia'da gitmeye sıcak. 33 maç. Yine de baktığın zaman 13 gol 6 asistlik bir performans. Yani 19 gollük bir performans. Yani 2.5-3-3.5-4 Bence ne bulduk? Kar. Oynatmayacaksak sıkıntı ama eğer oynat... Yani şu performansına zannetmiyorum Cesus'un tutun diyeceğini. Ama Jesus' da böyle hızlı etkili adamları sever zor bir süreç olacak. Talipler muhtemelen birbirine yarış yapacaklar. Hani tam karşılığı değil ama açık arttırma usulü bir şeyler herhalde fişek derler diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Vegor savaşı. Bakın haberlere de yansımış. Beşiktaş'ın listesinde yer alan İsimlerden Burnley'in golcüsü Wout ve Ors için Fenerbahçe'nin de atağa geçtiği öğrenildi. Ben bir şey söyleyeyim mi? İkisine de gitmeyecek. Yani ikisine de gitmeyecek arkadaşlar. Ama haberde ne diyor? Torvet takviyesi konusunda Alexander Sherlock ve Jordi Kaikedo transferlerine ağırlık veren Beşiktaş'ın. Ben bilmiyorum Fenerbahçe'ne gidip. Listesine aldığı ve kiralamak istediği alternatiflerden biri de Hollandalı golcü Word, Vogt ve Ghost diyor. Geçen sezon ilk yarıda Alman ekibi Wolfsburg'dan 18 maçta 6 gol attı. İkinci yarıda gitti Premier Lig'de Burnley'de 20 maçta 2 gol attı ve takım ligden düştü. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın karşısına Fenerbahçe'nin çıktığı öğrenildi diyor transferde. Yani ikisi de birbirine kır, kızıp kır şey yapıp kızıştırıp ortalığı ikisi de alamayacaklar diyor Türkçesi. Arkadaşlar bakın bu tip haberler niye yapıldı biliyor musunuz? ya rakibi gıcıklandırmak için ya da aslında sistematik bir şekilde bilerek yapılır. Misal veriyorum Beşiktaş'ın zaten alacağı yoktur. Zaten alamayacaktır. Sen ortaya Fenerbahçe adını koyduğun zaman millet der ki aa bak Fener girmiş de fiyatı yükseltmiş. Vay nomissiz Fener vo derler. Tabii ki Fenerbahçe'nin ne suçu var? Şimdi ben de dediğim gibi ikisine de yar olmasını beklemiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un transfer düellosu. Gene kimde düelloya girmişiz? Trabzonspor'la Fenerbahçe hücum bölgesi için takviye yapmaya hazırlanıyor. Fransız basını iki kulübün transferde birbirine rakip olduğunu yazdı. Hangi futbolcu? Fransız basından Hamdou Meiç'in haberine göre Fransız ekibi Metz'te geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu Didier Lamkel Z ile. Biz bunu konuşmadık mı ya? Yoksa ben bunu duyumunu üyelere mi verdim? Kanat oyuncusu değil mi bu? Dur bir bakayım arkadaşlar. Bu kanat oyuncusuydu ya. 25 yaşında Kamerun'du. Hatta boyu uzundu. Ben bunu daha önce konuştum. 1.92'lik. Bir dakika ben bunu abonelerle de konuştum. Ben bunu duyumun abonelere de verdim. Tamam. Hatırladım. O zaman kısa keselim. Fenerbahçe'nin teklifi 5 milyon euroymuş. 3 takım değiştirmek zorunda kalmış. İlk yerde bıraktım. Sezon başında Slovak ekibi. Dunajska Strada'ya katılmış. 7 maçta 2 gol 3 asist. Şubat ayında Rus ekibi Kimki'ye gitmiş. Rusya Ligi'nde 3 maçta 2 gol. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın ardından ayrılmış. Kendisine tanınan hak kapsamında da Fransa ekibi Metz'e kiralanmış. Sol kanatta forma giyiyor. Sağ kanat ve forvetle de oynayabiliyor. 1.92 boyunda ve transfer market değeri 3.5 milyon euro. Diyor. Yani bunu, bununla ilgili daha önceki videolarda konuştuğumuz için çok uğraşmayacağım. Son haberimiz Fenerbahçe'de sürpriz Mehmet Aurelio. Şimdi Şöyle bir durum var. Bakın bunu burada ilk kez açıklıyorum ha. Yani üyeleri bile açıklamadım. Jesus'un ekibinde bir eleman var. Bu eleman aynı İsmail Kartal hesabı. Ben artık ikinci adam olmak istemiyorum diyor. Ben ne bileyim hani ben artık ıı, tas çalmak istiyorum diyor. Aranılan adam olmak istiyorum diyor. Ne bileyim organizasyonlarda benim adım geçsin istiyorum diyor. Tahtaya konuşanlar listesinde benim adım yazılsın istiyorum diyor. Hani ben ben 23 Nisanlarda falan şiir okumak istemiyorum. gösterilerde direkt yer almak istiyorum falan diyor. Berlantı içinde yazık diyor bizimkiler de. Yani yazık diyorlar. Yazık sana diyorlar. Sen hemen şey yapman lazım. Senin diyorlar hemen vıçıgıla ee, hadi vıçıgıla yapman lazım diyorlar. Görüşüyorlar. Biraz gelmek istemiyor açıkçası. Yani ee, dediğimi iyi anlayın pek gelmek istemiyor, pek Fenerbahçe'ye katılmak istemiyor arkadaşlar. Yani pek katılmak istemiyor Fenerbahçe'ye. Haliyle de e, Fenerbahçe'de teknik ekipte bir arayış var. Teknik ekipte bir arayış var. Nedir o arayış? Teknik ekibe yardımcı aranıyor. Arkadaşlar bakın menajerlik sisteminde Fenerbahçe uzun zamandır sıkıntı yaşıyor. Yani uzun zamandır sıkıntı yaşıyor. Çok çok uzun zamandır yaşıyor. Ve menajer olarak bir isim düşünülüyor. Menajer olarak bir isim düşünülüyor. Bu isim Mehmet Aurelio diyor haberde. Kısaca ben size söyleyeyim. Gerçi okusaydım daha kısa sürerdi sanki ya. Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un imza atmasından kulüpteki yeni futbol menajerinin Mehmet Aurelio olacağı ifade edildi. E, Aurelio'nun Sarla Cüveti geri döneceği öne sürdü. Brezilya basından Globo'nun haberine göre Jesus yeni bir yapılanma olacağını belirtmiş. Bu yapılanma içinde Aurelio'nun da futbol menajeri olacağı ifade edilmiş. 2003-2008 arasında Fenerbahçe forması giydi Aurelio. 2019-20'de ise Sarla Cüveti'de de teknik direktör Errol Bulut'un yardımcısı olarak görev yaptı diyor. Şimdi böyle bir ihtimal olabilir mi? Olabilir. Ancak şunu belirteyim. Jesus'un Aurelio'yla öyle bir bağlantısı var. Yani tam bilmiyorum. Bu bağlantı neye dayanıyor bilmiyorum ama daha Fenerbahçe'ye gelmeden zaten Jesus'un Aurelio'yla bir görüşmesi var. Alex de Souza'yla da bir görüşmesi var. Hatta Alexe üstü kapalı Fenerbahçe'de çalışıp çalışmayacağı da danışılıyor ama Alex ben burada hani bir görevdeyim. O bitsin. O bitmeden hiçbir yere gitmem diyor. Bana da bazı arkadaşlar diyor ki böyle böyle. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Jesus'un eğer ekibine birini alacaksak ben size bir kişi öneriyorum. Volkan Demirel. Hocam Volkan olmaz. İkinci kişi öneriyorum. Emre Belezoğlu. Hocam Emre kabul etmez ki zaten zaten adam Başakşehir'de az takımı yönetiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer yılları kurtarmak istiyorsak bak. Önümüzdeki 10 yılları kurtarmak istiyorsak Emre'ye imzalattıracağız. Bir şekilde teknik ekipte tutacağız. Ha nasıl olur? Emre bu sene Başakşehir'i çalıştırıyor mu? çalıştırıyor. Büyük ihtimalle de sezonu öyle bitirecek. Emre'ye dersin arkadaş. İster hani kovulursan, şu olursa başına bir şey gelirse bilgin olsun. Biz seni burada bekliyoruz. Olmadı. Sene bitince biz seni yine burada bekliyoruz dersin. Emre'yi en azından elinde tutarsın. Benim düşüncem bu. Belki de benim düşüncem yanlış ama. Emre Berezoğlu, Volkan Demirel. Bakın bu isimler gerçekten Fenerbahçe'nin kaderini değiştirebilecek isimler. Ve bence bu isimlerle de bir yapılanma yapılmalı. Yani Fenerbahçe'nin ilk kapı forvet olacak. Peki hocam Dembele mi olacak? Yani toparlıyorum. Dembele zannetmiyorum. Lacazette zannetmiyorum. Sherlock onu da zannetmiyorum. Vegors onu da zannetmiyorum. Hocam de diğer Lamkerzi onu da zannetmiyorum. E kim gelecek? Forvet gelecek. dünyada bunlardan başka forvet yok mu arkadaşlar? Niye forvet deyince herkes illa bunları gelecek zannediyor? Gabi gol, hakkında bir şey diyemem. Yani imkansız ayakın bir transfer çabası Beyhude. Ama ben şunu söyleyeyim. La Lakazet için bence biraz uğraşılsa Musa Dembele'den ihtimali çok çok yüksek. Mustafa hocam parayı basıp alırsın. Hangisini? E, parayı basıp alacaksan Dembele'yi alırım. La Lakazet'le uğraşmam bile. Hocam bon servis olayı sıkıntı değil mi? Sadece bonservis olayı değil başka şeyler de sıkıntı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası. lakazete ben ihtimal %1 veriyorum. Gabi e yorum yapmayacağım. Dembele 1. Vegors 1. Sherlock yüzde onu geçti dünkü videolarda söyledim. Daha doğrusu iki gün önceki videolarda söyledim. Açın bakın orada Sherlock ve Kim müjdesi videosu var. Orada var. Bunun dışında bu isimler, Aurelio ismine dediğim gibi çok da soğuk bakmayın. Bizim göremediğimiz belki şeyler vardı. Biz bilmiyoruzdur belki, biz anlamıyoruzdur. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama ben olsam Volkan Demireli ya da Emre tekli bir teknik ekibe sokar. Orada ısındırırdım. Müthiş ısınırlardı. Harbi söylüyorum, müthiş ısınırlardı. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.